Ondan dolayı. Bu berberler kadar kıskanç hiç kimse yok. Ama ben de benim berberim var ya. Nasıl keyifler? Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Bir şehrin de var. Pazarlıyor musun? İşte bizim özlediğimiz Doğu Beyazıt budur. Doğu Beyazıt'ın kendisi de budur. Doğu Beyazıt, milli ve manevi değerlerine bağlı. Ahmet Ekhani'nin torunlarıdır. Bugün ben burada onu görüyorum. Sizler Ahmet Ekhani'nin yolundasınız. Yolunuz açık olsun. Ramazan'ın mübarek ve bereketi bu yolculuğumuzda inşallah üzerinize yağsın. Bu Doğu Beyazıt, Peygamber Efendimiz'in yolunun takipçisidir. Bu Doğu Beyazıt, Ahmet Efendi'nin torunlarının gittiği bir yoldur. İşte Doğu Beyazıt budur değerli kardeşlerim. Allah bunu daim ettirsin. Bizim sadece geldiğimiz günden beri sizden tek istediğimiz, Hazreti Peygamber'in rehberliğinde yoluna devam etmektir. Ahmet Efendi'ye layık evlatlar ve torunlar olarak kalmaktır. Bugün bu manzara bunu bize göstermektedir. Bizim yolumuz budur. Diğer bütün yollar bizim için hüsrandır, bizim için bataklıktır, bizim için uçurumdur. Biz Allah'ın izniyle Doğu Beyazıt halkının hizmetkarıyız. Biz sadece sizin iyiliğinizi istiyoruz. Biz sadece sizin huzurunuzu istiyoruz. Biz sadece sizin çocuklarınızla beraber iyi bir yaşam, iyi bir gelecek tasavvurunuzu olmasını istiyoruz. Bunu inşallah hep beraber kuracağız. Aramıza fitne sokanlar, huzurumuzu bozanlar inşallah falah bulamayacaklardır. İnşallah bu topraklardan tamamen sökülüp atılacaklardır. Biz Doğu Beyazıt'ı seviyoruz, Allah için seviyoruz. Biz Doğu Beyazıt halkının ne kadar dindar ve şerefli bir halk olduğunu biliyoruz. Biz Doğu Beyazıt halkının layık olmadığı bir yere sürüklenmek istediğini de biliyoruz. Ama inşallah bu Ramazan'ın bereketiyle, İslam'ın bize verdiği şerefle inşallah biz yolumuza devam edeceğiz. Biz her türlü kötü ve kötülüklerden uzak duracağız. Biz İslamiyet'te şeref bulmuşuz. İslamiyet bizim şerefimizdir, bizim haysiyetimizdir, bizim namusumuzdur. Biz ancak İslami bir çizgiyle yolumuza devam edebiliriz. Cenab-ı Allah bu yolculuğumuzu mukaddes kılsın. Allah aramıza fitne sokanlara fırsat vermesin. Allah daima yolumuzu açık etsin. Ramazan'ın bereketi, şerefi, mağfireti, feyzi, bereketi sizin üzerinize yağsın. Mesele gerçekten yemek yemek değil, mesele bir araya gelmek. Sayın Valim o kadar güzel anlattı ki, Doğu Beyazıt'a yakışan da bu zaten. Doğu Beyazıt kadim bir şehir biliyorsunuz. Güzel bir şehir. İnşallah hep biz güzellikleriyle onu alacağız. Hep güzelliklerini göreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, ben özellikle kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 yıl önce kendisiyle görüştüğümüzde, özellikle Sayın Valimizin de yemeği teşrif edeceğini ve böyle birlik beraberlik içerisinde bu güzel yemeği, o iftarı organize edeceğimizi ifade etmişti. Kendisinin çok büyük bir emeği, gayreti var. Ona bu gayretler için Sayın Valimize ve çok değerli protokol üyelerine teşrifleri için ama her şeyden önemlisi bu ilçenin, bu ülkenin güzel insanları olarak sizlere bu ikramımıza, davetimize icap ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.